Safa Kan Öztürk Sportsel. Hocam yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Zor bir karşılaşma. Ben derbi karşılaşması ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Derbi maçı ile alakalı bir soru sormak istiyorum. Malum bir kırmızı kart gördünüz son dakikalarda ve TFDK'ya sevk edildiniz. Ve televizyonlarda da yine sizin maç cezanızla alakalı, kaç maç ceza alacağınızla alakalı hemen söylentiler başladı. Üçler, beşler, sekizler. Yakın zamanda açıkçası Sergen Hoca'nın bir maç ceza aldığını hatırlıyorum. Ve bununla birlikte yine bir Avrupa maçından önce cezanızın açıklanma durumu var. Aklıma da 2-3 yıl önceki maçta geliyor böylece. Siz ne düşünüyorsunuz? Belli bir beklentiniz var mı? Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu basın toplantısını izleyenlerin benden pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorumlar yapmamı, bir şeyler söylememi beklediğini sizin de sorunuzdan anlıyorum. Ancak ne yani derbi heyecanları, hakem hataları ve işte yabancı kuralları gibi yaratılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. Yani esasında bizim büyük resme bakmamız lazım. Daha önce de defalarca söylediğim gibi 100 yılı aşkın süredir biz birbirimizle oynuyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz. Derbilerde, normal maçlarda, yurt içinde, yurt dışında karşılaşmalar, galibiyetler, mağlubiyetler, beraberlikler. Yani bu dün olduğu gibi bunlar yarın da devam edecek. Bu doğal bir süreç. Ama açıkçası Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde Rusya'dan gelecek Lazio'nun galibiyetinin dışındaki her neticenin kendisini direkt gruptan çıkaracağı bir ortamda açıkçası bu tip illüzyonlarla, bir daha söylüyorum, illüzyonlar diyorum, uğraşacak vaktimiz yok. Onun için çok zamanımız var. Yani çünkü onlarla yaşayarak bir yere gelemeyiz. Marsilya maçının öneminin önüne de herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum. Yani Galatasaray Fenerbahçe 100 küsür yıldır oynuyor, kazanıyor, kaybediyor. Muhakkak ki bizim için ezeli rakibimizle oynadığımız maçların sonucu çok önemli. Çok üzüldük. Önemini biliyoruz ama inanın bana hangisi daha önemli derseniz Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Çünkü bunun telafisi yoktur. Onun telafisi vardır. O yüzden bir defa o maçın, ki Soso gereğini söyledi. Çok güçlü bir maç oynamışız ama bu kadar onlarca pozisyondan dönememişiz galibiyet. Onun için Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli. Ve geçmeyecek de. Dediğim gibi biz bunları çok oynadık. Kazanmaya, kaybetmeye alışıktır. Hele ben yüzlerce maç oynamışım. Tonlarca kazanmışım. Galibiyetlerin çok olduğu bir hocayım. Allah'tan mağlubiyetlerimiz az. Çok az yaşadım. Çok lig şampiyonlukları görmüşüm. Efendime söyleyeyim. Şükür, çok şükür. Yaşadığım şampiyonluklardan çok daha az farklı sıralarda ligi bitirmişim. Dolayısıyla şöyle yapalım biz. Siz federasyonuna da ceza ile ilgili de soru sordunuz. Biz Sayın Başkan'ın yönetime gelmesiyle başlayan dönemde muhakkak ki şampiyon olmak isteriz her zaman. Kaybettiklerimizi de görüyorsunuz nasıl kaybettiğimizi. Çok çabuk unutuldu bir golle, iki golle kaybettiğimiz. Yani zannedersiniz ki çok geride kaldık. Bu dönemde, yani bu bizim bir plan, proje, bir strateji uygulamaya
çalıştığımız bu dönemde bir tane de şampiyonluk daha yaşamaktan çok daha büyük bir hedefim var benim. Misyonum var benim. Federasyonda görev yaptığım 2015 yılında Haliç konuşmasını da anlattığım gibi uzun bir konuşma yapmıştım hatırlarsanız. Bu konuşmada da sadece ülke futbolunun sorunları değil, aynı zamanda çözüm yollarını da ifade etmiştim. Onun için bugün büyük borç içinde olan kulüplerin çözüm için başkan ve yönetim kurulunda yoğun bir çaba içindeyiz. Kurtulması nasıl olur diye. Sayın Başkan'ın vizyonu ve bu vizyonun arkasındaki duruşu beni açıkçası bu konuyla ilgili bütün birikimimle çalışma konusunda fevkalade motive etmiştir. Genç yetenekli, maliyeti düşük, uzun süre hizmet edebilecek ve gelişerek transfer imkanına sahip olabilecek oyuncuların yanında onların gelişimine katkı sağlayacak tecrübeli isimlerden oluşan bir kadro kurduk bildiğiniz gibi. Böyle buna yöneldik ki daha devam edecek. Evet, oyuncularım kimi zaman pozisyon hatası yapıyor. Kimi zaman tecrübeli değiller, acemiliklerinden bazı sıkıntılar çekiyoruz. Ama her geçen gün daha iyi olacaklar. Evet, oyuncuların belki gol vuruşlarında başarılı değiller. Pozisyon bulmada başarılıyız. Zaman zaman etkisiz kalıyoruz. Ama etkili olmaya başlayacaklar. Gençler, daha çok gençler. Onlara güveniyorum, onlara inanıyorum. Evet, kızıyorum. Demin yayınlanan istatistiği onlarla paylaştım. En az gol pozisyonu gören takımız, en fazla gol beklentisi olan takımız ama sıralamada buradayız. Rakibimize çok az pozisyon veriyor, çok gol yiyoruz. Çok pozisyona girip az atıyoruz. Ve gol beklentisi ben söylemiyorum. İstatistik söylüyor. Onlar da çok üzülüyorlar. Evet, kızıyorum. Üzülüyorum. Çünkü onların potansiyellerinin farkındayım ben. Ve bir an önce çabucak bunu yansıtmalarını istediğim için üzgünüm. Bunu istiyorum ve bekliyorum. Ancak unutmayın ki, herkes de unutmamalı ki, onların hepsi benim evladım. Yaptıkları tüm eksikliklerin, tüm hataların bütün sorumluluğunu ben alıyorum onların. Bu çocuklar bu ekonomik zorluklarda kulübümüzün yol alabilmesi için en önemli silahlarımızdır. Biz bu mücadeleyi onlarla kazanacağız. Senin soruna böyle yanıt vermeyi düşündüm. Çünkü dediğim gibi Marsilya maçının önüne ne federasyon, ne cezaiyeti, ne hakem, ne derbi hiçbir şey geçsin istemiyorum. Onun için konuşacak zamanımız var sonra. Yani ne karşılaşmayla ilgili, ne yaşananlar, yaşatılanlar, sebep olanlar, ne de Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili konuşmayacağım. Çünkü bu süreci Sayın Başkanımız götürüyor. Ve ben kendisine güveniyorum. Gürkan Ak. Gürkan Ak NTV. Sayın Terim, öncelikle başarılar diliyorum Avrupa maçı için. Az önce golcü konusunda, bitiricilik konusunda bir takım sıkıntılarınız olduğundan bahsettiniz. Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonuyla ilgili süre kısalıyor. Aralık sonuydu zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Kurda da bazı dalgalanmalar var. Etkiliyor mu bilmiyorum ama bir karar verdiniz mi? Açıkçası burada Mario'da, yani Cagne'de, Mustafa'da, Halil'de bizim gol beklentisi olan oyuncularımız. Zaman zaman hepsine şansı verdik. Şans geliyor. Atmaya başlarlarsa
devam edeceklerini düşünüyorum. Belki bazen ben de tercihlerimde bir başkasını tercih edebilirdim. Bu bakışa, görüşe göre değişebilir. Çünkü bazen hafta içinde nereye olduğunu dışarıdan kimse bilmediği için yaklaşımları kendi fikirlerine göre olabiliyor. O yüzden ben arkadaşlarıma güveniyorum. Mustafa ile ilgili kararımız için daha zamanımız var. Ama sonucun ne olduğunu eğer uzatırsak ki niyetimiz o yönde, eğer herhangi bir değişme olmazsa golcülerimizin bu kadar pozisyon bulmada daha fazla gol yapması bizi şu anda başka bir yere taşırdı. Ama inanıyorum ki en kısa zamanda başlayacaklar. Çünkü çok maçımız var. Ama yine dönüyorum. Yarınki maça dönüyorum. Bizim için, hatta ülkemiz için çok önemli günlerden bir tanesi. Avrupa'da puana, galibiyetlere devam etmeye ihtiyacımız olduğu bu günlerde oradan çok fazla da ayrılmak istemiyorum açıkçası. Hocam başarılar öncelikle yarın için. Yarınki maçla ilgili sormak istiyorum. İlk maç 0-0 bitmişti Fransa'da. Hakemin de bazı enteresan kararları da vardı. Analiz ettiğinizde rakibi ilk maçtan daha farklı bir Marsilya bekliyor musunuz? Siz takımınızda bazı mevkilerde değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? İdeal takımla mı göreceğiz yarın Galatasaray'ı büyük olasılıkla? Bizim çıktığımız her 11 idealdir bizim için. İdeal 11'dir ama sizin için nasıl ideal takım onu bilmiyorum. Ha, o olabilir, evet, ona tamam. Şimdi tabii Marsilya takımının çok güçlü bir takım olduğunu ilk maçta hepimiz gördük. Özellikle oyun içerisindeki defanstaki başarımız orada. Bütünlüğümüz, blokları birbirine yaklaştırmamız, çok kısa mesafede oynamamız, merkezi iyi kapatmamız bizim için artı. Orada ilk yarı özellikle birkaç pozisyona biz yaklaşmışız. Onlara o pozisyonu vermemişiz. Bu bizim için önemli bir şey. Ama oyunun momentumu özellikle ikinci yarıda onların eline geçmiş. Burada oyuncularından beklentim oyunun kontrolünü elimize almamız. Burada kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde o istediğimiz oyunu oynamaya devam etmemiz, kaldığımız yerden devam oyuna. Muhakkak ki Marsilya çok kolay bir takım değil, tam tersi çok zor bir takım, çok da çok zor geçecek, sert geçecek bir maç olarak söyleyebilirim. Turnuvanın önünde, yani öncesinde, kura çekimi öncesi UEFA kupasından kupasının favorilerinden gösterilen bir Marsilya ile oynayacağız. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Çünkü kazandığımızın anlamı bir başka büyük tabii ki ama eğer berabere kalır, Rusya'da Lokomotiv Moskova Lazio'yu yenerse yine gidiyoruz. Şimdi müthiş bir olasılık zinciri var. Buradan gidemeyebiliriz gibi. Yani buradan neredeyse ikinci olarak Lokomotiv Moskova bile gidebilir. Öyle bir fikstür var. Buna çok dikkat etmeliyiz. Ama bu bizim isteğimizi, yani biraz evvel konuştuk, biraz sonra da antrenmanda sizden sonra da son taktik çalışmamızı yapacağız. Belki de son rötuşları yarın saat 12'de ki stretching'den sonra tekrar takımı sahaya dizip bir şeyler anlatabilirim. İsteğimiz bitirip oradan gelecek iki neticeyi de bekleyip o güzel duyguyu yaşamak. Çünkü
Birinci gitmemizin önemini de bu arada anlatayım bari ki herkes bilmiyorsa öğrensinler. Şubat'ta maç oynamıyoruz biz birinci gidersek. Ve çok önemli rakipleri atlayarak geçiyoruz. Otomatik olarak Mart'ta ilk 16'ya kalarak devam ediyoruz. Yani bu buradaki gösterdiğiniz başarının size verdiği bir mükafat. Dolayısıyla böyle bir turnuvada iyi başlayıp devam ettiğimiz, lider olarak götürdüğümüz bir ortamda gönül ister ki yarın Galatasaray olarak bu turu Mart'ta oynayacak duruma gelelim Allah izin verirse. Ki biz de o zaman şimdiden hepimizin çok uzun zamandır hazırlandığı başkan, bütün arkadaşlarımla beraber bazı düşüncelerimizi Ocak ayı içerisinde uygulayalım ve biz de Şubat'a Mart'a başka bir tarzda veyahut durumda çıkalım. Onun için önemli, çok önemli ve oyuncularımın da bu bilinç içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ve de haftanın maçı olarak ben bunu lanse edebilirim. Bu haftanın UEFA grubunda önemli maçı olarak da söyleyebilirim.